Herkese merhaba, bu videoda sizlerle beraber Harman Kardon 12 Studio 6'yı inceleyeceğiz. Şimdi yeni isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi sizden ufak bir ricam olacak. Lütfen kanala destek olmak için kanala abone olmayı ve aynı zamanda bu ürün hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yapmayı unutmayın. Daha öncesinde Harman Kardon'un Onix Studio 5 isimli cihazını zaten test etmiştik. Muazzam bir cihazdı. Çok beğeniyordum. Harika bir sesi vardı. Bu zamana kadar test ettiğim Bluetooth hoparlörler arasında, özellikle taşınabilir Bluetooth hoparlörler arasında gerçekten farklı bir noktadaydı benim için. Bugün ise yenilenmiş versiyon olan 12 Studio 6'yı inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz gelin sözü fazla uzatmadan Harman Kardon 13 Studio 6'nın kutu açılışına ve gövde özelliklerine hızlıca bir göz atalım. Evet Harman Kardon 12 Studio 6. versiyonla beraber karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi zaten 12 Studio 6 yazıyor. Burada cihazın bir görseli var ve hemen altında ise bir Bluetooth ikonu buraya konumlandırılmış. En altta da Harman Kardon by Harman diyor arkadaşlar. Evet şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada bir tane lifestyle bir görsel kullanılmış. Arkasına geldiğimiz zaman ise 8 saatlik bir pil ömrü olduğu IPX7 sertifikasına sahip oldu. Yani bu şu anlama geliyor. Yarım saat boyunca 1 metrelik suda dayanabiliyor bu cihaz. Yani suyu atsanız da çalışabiliyor. Önemli noktalarından bir tanesi. Alt tarafa geldiğimiz zaman ise Wireless Dual Sound özelliği var. Bu da şu anlama geliyor. 12 stüdyolardan 2 tane aldığınız zaman yani 2 tane 6. versiyonu aldığınız zaman yan yana koyuyorsunuz ve senkron bir şekilde çalışıyor. Alt tarafında ise kutu içeriğinden bahsetmişler. Diğer tarafında ise şöyle detay güzel bir fotoğraf buraya konumlandırılmış. Şimdi gördüğünüz gibi şurayı şöyle dikkatlice kestik. Sonrasında şuradaki alanları şöyle açıyorum. Açıyoruz. Açıyoruz. Ve burada ilk olarak karşımıza şöyle herhalde şarj ünitelerinin vesaire olduğu bir bölüm karşımıza geliyor. Buna sonra bakacağız. Burada da cihazın kendisiyle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Evet, kutunun içerisinde başka bir şey var mı? Bakalım. Başka bir şey yokmuş. Daha öncesinde zaten 12 Studio 5'i incelemiştik. Tasarım olarak birebir benziyor. Zaten bir çanta gibi taşınıyor bu cihaz. Yani şöyle güzel bir el çantası gibi, kaliteli bir el çantası gibi düşünebilirsiniz. Taşınabilirlik konusunda o yüzden güzel bir noktada oturuyor. Burada gördüğünüz gibi kumaş bir yapı var. O yüzden IPX7'ye de dayanabiliyor. Dayanıklı bir malzeme ile buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Alt tarafında Harman Kardon yazısı mevcut ve burada da gördüğünüz gibi tuşlarımız var. Tuşlara hızlıca bakacak olursak Bluetooth tuşumuz var. Sonrasında ses kısma cihazı açıp kapatma, ses yükseltme ve play pause yani durdur başlat gibi özellikleri buradan buradaki tuşla konumlandırabiliyorsunuz. Burada genel olarak malzeme kalitesi yani şuradaki malzemeyi vesaire gayet beğendim. Gayet güzel. Bu arada bu cihazın 3 tane farklı rengi var. Gördüğünüz gibi bendeki siyah rengi ancak siz isterseniz bunu gri ya da mavi renklerinde satın alabiliyorsunuz. Arka tarafına geldiğiniz zaman burada 3 tane girişimiz var. Gördüğünüz gibi bir tanesi AUX yani bu cihazı isterseniz kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Sonrasında Güç bölümümüz var. Buradan cihazı şarj edebiliyorsunuz ve burada da bir tane servis portu var. Yani bu aslında sizlik bir şey değil. Cihaz bozulduğunda servis burada ne yapıyorsa oradan yapıyor artık. Arka tarafı da bu şekilde. Şurada bir bölümümüz var. Bunu kapatmanız lazım iyice. Eğer oldu da hani böyle denize, havuza falan onun, o tarz yakınlarda bir şey yapacaksanız mutlaka onun da kapalı olması gerekiyor. Ağırlık kısmına geldiğimiz zaman ise 3 kilo gibi bir ağırlığı var bu cihazın. Yani nispeten dışarıda bulabileceğiniz diğer hoparlörlere göre daha ağır bir hoparlör olduğunu söylemek istiyorum. Ancak tabii ki eğer performansı Onyx Studio 5 gibi ise mutlaka buna değecektir. Çünkü Onyx Studio 5'i biliyorsunuz incelemiştim ve hayran kalmıştım. Gerçekten güzel bir cihazdı. Şimdi şunu da şöyle kenara koyalım. Kutu içeriğinden çıkan bir şeyler vardı. Onlara bakmadık. İsterseniz hızlıca onlara da bir göz atalım. Şöyle. Zaten burada fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir tane elektrik kablosu çıktı. Sonrasında cihaz için bir tane adaptörümüz var. Şu şekilde şöyle gösterelim. Burada Harman Kardon yazılı vesaire güzel bir adaptör var. Yan tarafında ise farklı bir, yani farklı ülkeler, özellikle bu İngiltere için İngiltere prizi çıktı arkadaşlar. Onun dışında da kullanım kılavuzları çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. İsterseniz şimdi incelemeye devam edelim. Evet kutu açışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine baktık. Harman Kardon'un X6'nın bence rakiplerinden zaten ayrılan en büyük özelliği buradaki değişik ve çanta gibi taşınabilir tasarımı gerçekten hani elinize bunu alıyorsunuz ve çanta gibi taşıyabiliyorsunuz. Taşınabilirlik konusunda güzel bir noktada durduğunu söylemek istiyorum bu cihazın. Bunlara ek olarak isterseniz pil performansından sizlere bahsedeyim. Pil performansı kısmında 8 saatlik bir pil ömrü olduğunu söylüyorlar ama tabii ki burada önemli olan nokta sesi en yüksek seviyede dinlerseniz bu 6 saate 5 saate düşüyor diyebiliriz. Orta seslerde ise yaklaşık olarak burada 8 saati rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta daha bile üstüne çıkabiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. E, cihazı şarj etmemiz sıfırdan yüze yaklaşık olarak 5 saatimizi alıyor. Az bir zaman değil aslında. Bunlara ek olarak ise ne yazık ki hızlı bir şarj özelliği de bulunmuyor. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise bu cihaz aynı anda iki tane telefonu ya da iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Bu güzel bir nokta. Bluetooth sürümü olarak eski bir sürüm var aslında üstünde. 4.2 gibi bir sürüm var. Şu anda biliyorsunuz daha yüksek Bluetooth sürümleri zaten piyasada mevcut. Aynı zamanda bir tane daha 12 Studio 6 alırsanız bu iki cihazı yan yana kullanabilirsiniz biliyorsunuz ancak stereo olarak değil mono olarak burada iki cihazı yan yana kullanabiliyorsunuz. Böylelikle ses performansını da iki katına çıkarmış oluyorsunuz. Bağlantı konusunda yine merak edilen noktalardan bir tanesi ise YouTube ve Netflix üzerinden herhangi bir şekilde video izlerken bir ağız sekron problemi var mı? Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla burada videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Bir he, rahatsızlık verici bir durum söz konusu değil. Özellikle senkron kısmında da. Bağlantı konusunda sadece bulut üzerinden değil aynı zamanda 3.5 milimetrelik bir AUX kablosu üzerinden de burada bağlantımızı gerçekleştirebiliyoruz. Evet gelelim isterseniz ses performansı kısmına. Ses performansı kısmında öncelikle gelin bir müziğimizi dinleyelim hep beraber sonrasında yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Evet ses performansını hep beraber denedik. Burada 50 Hz ile 20.000 Hz arasında bizlere bir ses aralığını verebiliyor bir cihaz. Ve aynı zamanda üstünde bir tane subwooferımız var. Bu woofer 120 mm ve aynı zamanda bir tane tweeterımız var. Bu da 25 mm'lik bir boyuta sahip arkadaşlar. Kodek olarak ise SBC kodeğini destekliyor. Ancak AAC ya da PTX ya e da LDEC gibi kodekleri desteklemiyor arkadaşlar. Tabii ki burada ses performansı konusunda hani bu kodek kısmına bu kadar fazla takılmamak lazım bence. Çünkü daha öncesinde zaten 12 Studio 5'i incelediğimde de söylemiştim. Ses performansı gerçekten çok iyi diye. Bunda da yine tabii ki onu inceleyeli baya bir zaman oldu bu arada. Hani arasında bir fark var mı diye soracak olursanız buna net bir cevap veremem. Ancak bu cihazın da ses performansı gerçekten muazzam dolu dolu bir bas olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aynı zamanda çok da temiz sahne derinliğini çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Enstrümanları çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani böyle söylediğim bir tabir vardır hep şıkır şıkır bir müzik dinleme deneyimini sizlere yaşatabiliyor bu cihaz. Ve aynı zamanda aslında en önemli özelliği tabii ki taşınabilir olması. Taşınabilir olduğu için bu ses deneyimini istediğiniz yere rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Hoparlörle eleştirebileceğim bir noktası ise bir mikrofon yok. Mikrofon olmadığı için herhangi bir şekilde telefon görüşmesi yapacağınız zaman burada yapılması gereken şey telefon üzerinden görüşmenizi gerçekleştirmek. Yani konferans gibi bir şey bu hoparlörle yapmak mümkün değil arkadaşlar. Ve aynı zamanda hani benim için çok önemli değil ama merak eden dostlar oluyor. Herhangi bir şekilde bir akıllı asistan Google'ın, Amazon'un ya da Apple'ın asistanları çalışmıyor arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise fiyat olarak 2500 TL bandında bu cihazı bulabiliyorsunuz. Ve bunlara ek olarak ise ufakta bir indirim var arkadaşlar. Bu videoyu izleyen sevgili dostlarımıza. Gördüğünüz gibi HiFiLife üzerinden bu cihazı alırsanız normalde şu anda fiyatı 2500 TL ancak aşağıdaki kodu kullanırsanız %5 oranında bir indirim olacak. Eğer bu cihazı almak istiyorsanız aşağıdaki kod ile %5 indirimle cihazınızı satın alabilirsiniz. Tabii ki şu anda piyasada buna rakip olarak herhal JBL'in Extreme serisini düşünebiliriz. JBL Extreme serisi e, biliyorsunuz o da taşınabilir ve üst segment e, gayet yüksek dolu dolu bir sesi bizlere sağlayabilen bir e, hoparlör. Tabii ki şu anda tam aklımda fiyatı yok o yüzden emin de değilim ama şu anda fiyatı aklımda yok çünkü çok değişiyor fiyatları. E, ancak benim burada tercihim muhtemelen e, buradaki Onyx Studio 6 olurdu çünkü çok daha güzel ve rafine bir sesi bizlere sağlayabiliyor özellikle JBL Extreme'le kıyasladığınız zaman arkadaşlar. Fiyat olarak yukarıda konumlanan bir cihaz zaten burada Harman Kardon'dan bahsediyoruz. Harman Kardon bildiğiniz gibi gerçekten önemli markalardan ve önde gelen markalardan bir tanesi arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir bluetooth hoparlör alma aşamasındaysanız ve hala daha karar veremediyseniz sizler için bir kılavuz hazırladım. O kılavuzda aklınıza takılabilecek potansiyel soruları cevapladım. Mutlaka o videoya da göz atmanızı öneririm. Ve hem açıklamalar kısmında hem de aynı zamanda videonun sonundaki kartlar kısmından e videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz bu dakika beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.